Merhabalar, tekrar birlikteyiz. Bir limonu ikiye bölüyor, suyunuza sıkıyor, kabuğunu yok sayarak çöpe atıyorsunuz. Sonra, bu limon suyunu içtiğinizde, tüm yararlı besinleri aldığınızı sanıyorsunuz. Kabuğun altındaki limon özü olarak adlandırılan beyaz kısmı veya içindeki çekirdekleri fark ettiniz mi? Bu bahsettiklerim limonun posasındaki sudan 5 kat daha fazla besine sahiptir. Şimdi limonun tamamının tüketilmesiyle ilgili söyleyeceklerimi duyduğunuzda, Bundan sonra limonun kabuğunu bile israf etmek istemeyeceksiniz. Dikkatle izleyin. Limonlar normalde C vitamini ile doludurlar. Fakat, bu pastörize edildiğinde veya limon suyu şeklinde şişeden tüketildiğinde geçerli değildir. Pastörize edildiyse veya ısıtıldıysa, neredeyse hiç C vitamini kalmamıştır. Tabi yapay olarak eklemedilerse, ancak potasyum, magnezyum, B6, B1, B2 vitaminleri vardır. Bakır vardır. E vitamini vardır. Gerçek taze limondan bahsediyorsak, ancak o zaman C vitamini alabilirsiniz. Bahsetmek istediğim tam olarak bu. Limon suyunun faydaları hakkında birçok video yaptım. Başlıcaları, karaciğeriniz deki yağlanmasının azaltılması, kolesterolün düşürülmesi, kilo verdirmesi. Çünkü insülini daha hassas hale getirir ve insülin direnci azaltırsınız. Yaşlanmayı geciktiren etkileri. Kansere karşıtı etkileri. Limonda kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabilecek çok özel bileşenler vardır. Böbrek taşını önlemeye yarayan etkileri. Özellikle de ketojenik diyet sırasında böbrek taşı oluşturmaya müsait bir bünyeniz varsa C vitamini ile bağışıklık sistemine olan faydası. Ayrıca limonun kolacan yıkımını nasıl engelleyebileceği. Fakat, gerçekte limonun beyaz kısmını, dış kabuğunu ve çekirdeklerini tükettiğinizde bunlara ilave birçok çeşitli faydalı etki daha oluşacaktır sizi bu konuda bilgilendireceğim. İlk olarak ele almak istediğim konu C vitamini. C vitamini eksikliği iskorbüt hastalığı olarak da adlandırılır. Bu durumda, kolajenlerinizi kaybedersiniz. Eklemlerinizi kaybedersiniz. Sürekli yorgun hissedersiniz. İskorbüt hastalığı yoktur diyebilirsiniz. Bana kalırsa, iskorbüt hastalığının güçlü belirti göstermeyen haline sahip insanlar var. Ve bu insanlar hastalığa sahip olduklarının farkında bile değiller. 1930'larda bilim insanları askorbik asidi incelerken, o dönemlerde askorbik asit, C vitamini vitamini olarak değerlendirilirdi. Fakat gerçekte değildir. C vitaminin kompleks yapısının sadece bir parçasıdır. Yalnız askorbik asit kullanmanın, limon, biber veya portakal gibi kaynaklardan alınan bütün bir C vitamini kompleksini kullanmakla aynı olmadığını keşfettiler. Diğer bir deyişle, limon gibi meyvelerin bütününde askorbik asitte olmayan diğer ilave şeylerin olduğunu keşfettiler. 30'lu yıllarda P vitamini diye bir tanım oluşturdular. P vitamini tabiri günümüzde artık kullanılmıyor. Çünkü, vitaminlerin sahip olması gereken belirli kriterler vardır. E P vitamini bu kriterleri karşılamamaktadır. E vitamininde yer alan P harfi İngilizce'de yer alan permeabilit yani geçirgenlik anlamına gelen kelimeden gelmektedir. Bu dolaşım geçirgenliği veya kılcal geçirgenlik veya mikrovasküler geçirgenlik gibi geçirgenlik kabaca tabiriyle dolaşım sistemi içindeki şeylerin damarlara giriş ve çıkış yeteneğini kontrol eder. Bu giriş çıkışların olduğu çeşitli geçitler vardır. Bu geçitlerin fazla olması durumunda. Çeşitli negatif belirtiler. Diş eti iltihabı. Diş eti kanaması. Örümcek damarları. Varisli damarlar. Damar kaynaklı hemoroid. Morluklar burun kanaması veya ödem gibi. Böylelikle P faktörü bulundu. E vitamini bu kavşakların, bu geçitlerin sıkı kontrolüne yardımcı olur. Bu kötü semptomların oluşmasını önler. P faktörü, C vitamini kompleksinde doğal olarak yer alır. Tipik olarak doğada absorbik asit yer almaz. Kompleksin içinde antioksidan kısım askorbik vardır. P faktörü vardır. Aslında bu biyoflavonoid yani süper antioksidandır. Belirli bitkilerin birleşiminde 8000 civarı farklı biyoflavonoid vardır. Ben özellikle narenciye biyoflavonoid yani süper antioksidanlarından bahsedeceğim. Bu biyoflavonoidler C vitamini bileşiminin parçalarıdır. C vitamini kompleksinin diğer parçası, C faktörü veya vitaminidir. Şu an bundan detaylı bahsetmeyeyim. Ama C vitamini ciğerlerinizdeki oksijenlenmeyi artırmaya yardım eder. Daha iyi nefes almanıza yardımcı olur. C vitamini kompleksinde ayrıca tirozinaz adı verilen bir enzim formundaki bakır yer alır. Ve bu bakır kolajen oluşumunda gerçekten çok önemlidir. Bu yüzden C vitamini kolajen, eklem sağlığı ve benzeri hususlarda oldukça faydalıdır. İlave olarak C vitamini kompleksinin bir diğer parçası da K1 vitaminidir. K1 vitamini kanamayı ve buna benzer şeyleri önlemeye yardımcı olur. Çünkü K1 vitamini pıhtılaşmada görev alır. Bu nedenle limonun veya misket limonunun dış kısmındaki beyaz kısmı tüketirken muazzam miktarda P vitamini ya da diğer adıyla ifade edersek bioflavonoidler alırsınız. Bu vitamin gerçekten size birçok farklı şekilde yardım eder. Buna gözle ilgili bazı şeyler de dahildir. Diyabet olduğunuzda neler olduğunu gözden geçirelim. Kılcal damarlarınızda çok fazla hasar vardır. Sinir sisteminizde hasar vardır. Çünkü kılcal damarlar artık sinirleri besleyemez. Bu nedenle periferik nöropati rahatsızlığı oluşur. Gözlerinizde, diyabetik retinopatide olduğu gibi birçok problem oluşur. Makula dejenerasyonu yani retina merkezi bozukluğu oluşur. Katarakt olursunuz. Glokom göz olursunuz. Göz kurulu yaşarsınız. Ve bu nedenle gözdeki kılcal damarlardan çok kan sızıntısı olur. Bu yüksek glikozun yarattığı tahribat sebebiyledir. Fakat şeker hastasıysanız ve limondan gerçekten bu bioflavonoidleri alıyorsanız, diyabet kaynaklı bu komplikasyonları ve kılcal damar sisteminizde tahribat yaratan oksitlenmeyi ciddi oranda azaltabilirsiniz. Şimdi size bir öneride bulunacağım. Bunu gözlemlemek için bir kez denemeniz yeterli. Bir kez denediğinizde bunu seveceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bunu her gün yapmak isteyeceksiniz. Bir limon, bu limonu blenderden geçireceğiz. Limonun organik bir limon olduğundan emin olun. Tüm limonu parçalayın. Çekirdekler dahil tüm limon. Tabi çekirdek midenizi rahatsız etmiyorsa. Bazı insanların midelerinde hassasiyet veya gastrit olabilir. Bu kişiler çekirdekleri çıkarabilirler. Fakat çekirdeklerde çok fazla besin vardır. Limon çekirdekleri, vişne çekirdeği veya kayısı çekirdeği ve benzerleri gibi zehirli değildir. Limon veya misket limonu çekirdekleri tamamen iyidir. Yapmanız gereken şey. 8-10 su yani bir fincan su alın. Blender'a koyun. Tüm limonu alın ve onu yaklaşık 30 ila 45 saniye blenderden geçirin. Bu size beyazımsı bir içecek yapacak. Bu oldukça çok acıdır. Karaciğer için faydalı olduğunu bilin. Özellikle de karaciğer yağlanması için ve cildinize faydasından bahsetmeye gerek bile yok. Size diğer harika faydaları da olacaktır. Ben genellikle acı tadı gidermek için sıvı stevia damlaları kullanıyorum. Damak zevkinize bağlı olarak 5 damla deneyerek başlayabilirsiniz. Sonra bunun yeterli olup olmadığına bakarsınız. Bazı insanlar daha tatlı seviyor olabilir. Bu durumda 10 damla ekleyin. 5 ila 10 damla arasında makuldür. Sonrasında aşağı doğru çalkalayın. Oldukça lezzetli hale gelecektir. Stevia yerine dondurulmuş yaban mersini de kullanabilirsiniz. Dondurulmuş yaban mersini ve limon karışımınızı blenderden geçirin. Böylece limon yaban mersini karışımı içeceğiniz olur. Bunu her gün sadece karaciğer yağlanması için değil, limonun sözde atıklarının ilave faydalarından yararlanmak için de yapmayı deneyin. Çoğu insan bütün limonda yer alan harika süper antioksidanlarını bilmediklerinden dolayı göz ardı ediyorlar. Şimdi eğer izlemediyseniz, limonlu su ile ilgili popüler videomu buradan izleyebilirsiniz.